İmzadan bu kez iyi bayramlar diyoruz. Bir bayram gününde EkoTürk'ün bahçe stüdyosundayız ve İstanbul'dayız. Bayram dolayısıyla İstanbul'u terk eden bir sürü İstanbullu var ama bayramı İstanbul'da geçiren İstanbullular da var. Bunlardan birisi bugün stüdyoda bizim konuğumuz olacak. Yakında ben Azerbaycan'daydım. Azerbaycanların kullandığı, Azerilerin kullandığı güzel bir atasözü var. Aslında benzeri bir söz bizde de var. Her şeyin tazesi sadece dostun köhnesi diyorlar. Gerçekten de dostluk uzun yıllara dayalıysa çok daha anlamlı. Bizim de meslek büyüğümüz Sıncal Uluç. Evet abi, hoş geldiniz. Yani köhnesi benim. Yani biraz böyle dostluk açısından baktığımız zaman. Vallahi çok güzel bir bayram ziyareti başlangıcı oldu. Ben Deniz Köhne. Vallahi dostluk böyle bir şey. Gerçekten dostluğa geldiğimiz zaman dostluğun mutlaka uzun yıllara dayananı elbette çok daha anlamlı oluyor. O yüzden biz hem sizi meslek büyüğümüz olarak görüyoruz hem de onun ötesinde gerçekten de ben kendi açımdan baktığım zaman ta böyle Türkiye'ye yurt dışından geldiğim ilk günlerden itibaren sağ olun bize hem abilik yaptınız hem meslekte sizin izinizi takip etmeye çalıştık. Sağ olasın. Yani aslında ben senelerden beri senin izini nasıl takip ediyorum biliyorsun. Mia Türk'ün başlamasının düşünüldüğü, beni o zaman yüzüne bakılmayan Haliç'e götürmüş böyle bir taşlık, eski İnönü stadını hatırlatan böyle bir taşlı tarla göstermiştin ve bana hayallerini anlatmıştın. Nereden nereye geldik? Buradaki hayallerini de biliyorum. Burası bomboş bir yerdi. Buraya da bir bahçe yazlık stüdyosu yapacağız diye anlatmıştım. Ben gözümün önünde canlandırmaya uğraşıyordum bahçesi. Buyur. Vallahi hayallerin bittiği zaman her şey bitiyor. O yüzden hayal kurmaya ve bunları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Einstein'in lafı değil mi? Evet. Hayal bilimden değerlidir. Evet. Önce hayal etmesek. Yani çocukken okuduğumuz, merakla okuduğumuz kitaplar vardı. Jules Verne'in böyle o zamanın ütopyası bunlar yani. Hayal kitapları. Adamın yazdıklarının hepsi bir şey hariç. Arzın merkezine gitmedik dahil. Mağmaya inmedik ama Ay'a gitmek dahil. Jules Verne'in yazdığı bütün kitapları benim yaşam ömrü, bir insanın yaşam ömründe gerçekleştirdi. Demek ki Jules Verne hayal kurmuş. Birileri bir hayali kuracak. Bayramda İstanbul'dasınız. İstanbul'da bayram nasıl geçiyor? Cengiz, benim öteden beri, çocukluğumdan beri aslında bayramlarım İstanbul hayalleriyle başladı. Babam subay, yani kendimi ilk hatırladığım yer Çaldıran. Sonra Van'a geldik. Van bayağı önemli bir şehir. Çaldıran köy çünkü. Kar yağdığı zaman kışın sokaklarına kurtların indiği, bahçenin duvarının önünde babamın elinde tüfekle beklediğini bilirim sabaha kadar kurtlar. Öyle bir Çaldıran'dan, ki şimdi gittim Çaldıran'da muhteşem bir yer olmuş, kasaba olmuş. Van'a tayin olunca şehre geldik. Ben o zaman 4 yaşındayım. Vay be, böyle büyük yerler de var mıydı? Oradan Bandırma'ya geldik. Okumaya, yazmaya başlayınca hep hayalimde İstanbul bayramlarının haberleri çıkıyor hep şeyde, gazetelerde. Sonra Ankara'ya tayin olunca babam tatillerde, bayramlarda İstanbul'a gelmeye başladı. O zaman, bu zaman benim bayram yerim İstanbul. İstanbul'a geldikten sonra iyice İstanbul oldu. Çünkü İstanbul giderek çok kalabalıklaşan, çok bir yerden bir yere gitmenin neredeyse imkansız hale geldiği bir yere dönüştü. Bu İstanbul'un rahat olduğu, güzel olduğu, harika olduğu yer bayram. Çünkü herkes gidiyor. İstanbul'un bütün yolları benim. İstanbul'un bütün yollarında istediğim yerde arabamı park edecek yer var. Böyle bir mucize bırakılır mı? O yüzden bayramın tadını İstanbul'da çıkartıyorsunuz. Muhteşem. Çaldıran deyince ben aslında bilmiyordum. Çaldıran'la ilgili benim yine kurduğum bir başka hayal şuydu. İşte malum her şeye rağmen bizim ülkemizdeki
bu Alevi-Sünni tartışmasının belki tarihi kökenlerinden birisi Çaldıran'daki o muharebe ile başlıyor. O yüzden hep hayal ederdim ki bunun 500. yılında, işte birkaç yıl önce, keşke orada biz tutup çok büyük bir şenlikle yine orada işte obalar kurulsa, çadırlar kurulsa, bir yanda böyle kızılbaşlıklar, bir yanda işte erenler olsa ve orada herkes bir araya gelse de bu Alevi-Sünni meselesini yine Çaldıran'daki ovada tekrar biz 500 yıl öncesine giderek bu sefer barış içinde, huzur içinde, geleceğe mesaj verebilsek diye. Bunu da aslında devletteki bir sürü yetkiliyle de birkaç sefer konuştum ama ben sizin Çaldıran'la ilişkinizi bilmiyordum. Mesela bir seferde o zaman bir Çaldıran'a, sizin için de geçmişe bir yolculuk olsun, bir gidip Çaldıran'da bunu bir konuşalım. Vallahi memnuniyetle, memnuniyetle. Yani bundan diyelim ki 500 yıl önce buradaki bir muharebeyle bunun temelleri o zaman atılmış. Şimdi de hiç olmazsa tersine bu tarihi çevirmekle ilgili uğraşalım diyelim. Çok da iyi olur çünkü Türkiye'de aslında olmayan sorunları yaratmakta biz çok mahiriz. Yani benim dedem Kilis'te müftüydü. Ulema müftü, Muharrem Efendi. Yani ulemalığı şuradan, Suudi Arabistan'dan, yani Mekke'den, Medine'den bilim adamları gelir, dedeme Kur'an tefsiri sorarlardı. Muharrem Efendi, nasıl tefsir ediyorsunuz bu ayeti? Öyle bir ulema. Padişah İstanbul'a davet ediyor Şeyhülislam. Ben yerinden memnunum İstanbul'un kalabalığına. Bir de bugünü görsün. Gelmem diyor. Ama iki oğlunu ve de kızını İstanbul'a okumaya gönderiyor. Galiye teyzem Kilis'te okumaya gönderilen ilklerden biridir. Müftünün kızı. Yanına da bir keman hediye ederek, bunu da çalmayı öğren diyerek. Öyle bir müftü. Büyük bir evimiz vardı. Giren çıkan belli olmazdı. Dedemin yardımcılarının hemen hemen hepsi benim çok sevdiğim Hamo, Şamo, Zaho, bacı ya da abi dediğim Hamo, Şamo, Zaho, Kürt hepsi. Ama öyle bir şey konuşulmazdı ya. Tonla şey vardı. Alevi vardı. Yine dedemin yardımcılar arasında. Bizde çalışan komşudan neden yani. Böyle Alevi, 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 Alevi. Bir gün dayıma sordum, büyük oğluna dedemin. Dayı, bu Alevi nedir dedi. Yani bunlar da Alevilik dedi oğlum dedi. Eline, diline, beline hakim olacaksın. O kadar. O zaman biz Aleviyiz. Eline, beline, diline hakim ol. Düşün bunu müftü torunu anlatıyor, müftünün oğlu. Şimdi sorun olur mu Türkiye'de? Kürtlük sorunu olur mu? Türkiye'de Alevilik sorunu olur mu? Türkiye'de Ermenilik sorunu olur mu? Türkiye'de hangi sorun olur? Biz 1000 yıldır beraber yaşamışız. Etle tırnak gibi. Yani. Neyse, sel gider kum kalır deyip biz daha keyifli şeylere geçelim. Peki o bayramlardan hatırlıyor musunuz harçlık topladığınızı, bayram harçlığı aldığınızı? Yani aslında bayram o. Bizim için iki bayram vardı çocuklar için. Bir, bayramlıklarımız olurdu bir defa. Yatmadan evvel başımızın şeyine konan, kenarına konan elbiseler ve ayakkabılar. Bayram sabahı pırıl pırıl giyinirdik. Ama zannetmeyin ki öyle. Hayır, ben mesela şöyle giyinirdim bayramda. Abimin ceketini ters yüz ederlerdi. Benim buradaki cep buraya gelirdi. Ben hiç sol cepli ceket giymedim çocukluğumda. Her bayram abiminkiler. Çünkü babama senede bir tane asker sivil şey veriyorlar. Sümerbak kumaş. 2 metre 80 santim. Oradan babama çıkıyor. Kalandan da abime kısa pantolon giyiyoruz ya, Allah'tan uzun pantolon yok o zaman çocuklara. Abime bir
ceket pantolon çıkıyor. Öbür bayramda da o tersiz olup bir başka şekilde değerlendirilir. Ama gene de yeni bir şey yiyorsun tabii. Sevinç. Bayram. İki bayram sabahı tabii eller öpülüyor. Harçlıklar alınıyor. Birer lira verirdi bayramı birinci günü babam. 50'şer kuruş da verirdi öbür günler. İkinci, üçüncü ve kurbanda dördüncü günler. Müthiş para. Nasıl müthiş para? O zaman benim haftalığım 25 kuruş. Haftalığı 25 kuruş olan adama 3 gün bayramda 2 lira veriyor. Büyük para. Servet harcar da bilmez. Ve doğru şeye koşardık tabii. Bayram yerine o zaman çocuk bahçeleri falan diye bir yer yok. İşte bayramdan bayram böyle dönme dolap. Panayır gibi. Dönme dolap, tatlara valli falan kurulur. Bugünkü çocuk bahçesi bizim bayram yerimiz. Senede 7 gün görebildiğimiz. Senede 7 gün. Şimdi alıyorsun çocuğundan 100 metre gidiyorsun orada hepsi var. Kaydıraklar var, dönme dolaplar var. İyi gidiyor. Nerede o eski bayramlar diye böyle nostalji yaptığımızda aslında pek çok şeyi hatırlıyoruz. Peki böyle çok geçmişe takılmak, gelecekle ilgili insanların asıl üzerinde düşünmesi gerekenle ilgili farklı hisler uyandırıyor mu? Geçmiş gelecek dengesini nasıl kurmalıyız size göre? Efendim, rahmetli babamın bize en öğrettiği şey şuydu, ilke. Geçmişini bilemezsen geleceğini kuramazsın. Bunu yani o kadar kesin bir ilke haline getirmiştik ki şimdi. Karne dağıtılıyor. Aralık ayında. Karneyi veriyorum. Üzerinde şeyi var. İftar kağıdı var. İftar geçmişim karne veriyorum. İftar kağıdına bakmıyor. Koluyor kenara. Açıyor. Hepsi peki. Tarih 8. Tarihini bilmiyorsun, öbürlerini bilsen ne olacak? Matematik 9, tabiat bilgisi 9, öteki 9. Bilsen ne olacak? İlk baktığın not tarih notuydu. Bunların hepsini sonra anlıyorum. Yani bir takım şeyleri nereden geldiğini gerek ulus olarak, gerek aile olarak, gerek birey olarak iyi bilirsen öyle kurarsın. Biz iyi bir aile içinde büyüdük. Hem baba tarafım hem anne tarafım büyük aileler olarak çok iyi aileydi. Onlarla beraberdik. Onları hep hatırladık. Sonunda biz de iyi bir aile olduk. Bu anılarımız olmasaydı işte bugün okuyorum. Dün okudum. Evelik okudum. Üç gün üst üste. Üç kardeş birbirini öldürmüş ya. Yani sebep de komik. Sebep yok. Kızmış. Burada senden sohbet ederken ben sana kızıyorum. Bıçağı bak. Böyle bir şey olur. Benim hayatta en çok kavga ettiğim kişi abimdir. Çünkü bizim çocukluğumuzda kavga etmekten başka eğlence yoktu. Sinema yok, tiyatro yok, televizyon yok. Radyo parazitten dinlenmez, tam bir şey dinleyecek olursun, elektrikler kesilir. E ne yapacaksın? İki çocuk evde kavga edeceksin. Adı üstünde kardeş kavgası. Ama yani birbirimizi incittiğimiz nadirdir. Öyle işte, kardeş kavgası dediğimiz gibi. Hakiki anlamıyla kardeş. Eğlencelik kavgalar diye. Öyle biter gider. Neden? Çünkü öyle eğitildik. İki taraftan da öyle eğitildik. Peki bu anlıyorum ki gusto da, damak zevki de böyle sizin mutfak merakınız da biraz hem aileden hem de kilis falan bölgeye bakınca bölge zaten öyle bir bölge ki gerçekten yüzyıllardır tabii kültürün her alanında var ama özellikle bu işte gıda dediğimizde, mutfak dediğimizde, gusto dediğimizde o bölgeden bugün takip ettiğiniz merakları, işte sizin özellikle ilgi alanınızda olan işler biraz buradan size kalmış değil mi?
Özellikle mutfak dediğim zaman. Efendim tabii benim ben olmamdaki en büyük unsurlardan birisi babamın subay olması. Edirne'den Ardahan'a derler ya hani Külebi'nin şiiri. Bizim gitmediğimiz yer bölge kalmadı. Şunu görüyorum. Türkiye akla hayale gelmez bir mutfak zenginliğine sahip. Neden? Çünkü kaç çeşit mutfak burada bir araya gelmiş. Mozaikli Arap mutfağı, Kürt mutfağı, Ermeni mutfağı, Yahudi mutfağı, Türk mutfağı. Bunlar dünyadaki yerlerini şöyle bir düşünürsen, yani bunları bir araya getirmek kolay değil. Anadolu bunları buralaştırmış. Bir de antik Anadolu'dan kalanlar da var. Tabii. Ya şimdi bu öyle bir mozaik ki hem ortak yanları var hem de ayrılıkları var. Antep'le Kilis'in arası 60 kilometre. Antep mutfağı ayrıdır, Kilis mutfağı ayrıdır. Ona rağmen. Evet. Yani uzaktan Güneydoğu mutfağı deriz, alakası yok. Adana'dan Antep'e gidin bambaşka mutfağa gidersiniz. Antep'ten Mardin'e gidin bambaşka, Urfa'ya gidin bambaşka bir mutfağa gidersiniz. Urfa kebabı ayrıdır, Antep kebabı ayrıdır, Adana kebabı ayrıdır. Antep'le Kilis'in lahmacunları farklıdır. Nedir mesela Antep'le Kilis'in lahmacun farkı? Yani bir arada yemeniz lazım. Farkı görmek için. İkisini bir arada geldiği anda anlarsınız farkı. Renkleri değişiktir. Biri yeşildir, biri kırmızıdır. Lezzet farkı inanılır gibi değil. Şimdi Adana tava, Kilis tava, Urfa tava, Antep tava. Bunlar aslında fakir yemeği. Hı hı. Yani orada büyük bir zenginlik olmadığı için ayda iki kere, üç kere et yiyen aileler var. Onlar için icat edilmiş. Böyle bir bakır sahanın içinde, tavanın içinde et kavuruyorlar. Küçücük parçalara bunu, bol sulu ve pideyi böyle bandırıp, servis mervis yok ortada. Pideyi bandırıp yiyorsun. Yani büyük ölçüde pide yiyorsun, ucunda da bir tane küçücük et yiyorsun. Ama bütün bir aile, dedesi, anneannesi, babası doyuyor. Şimdi şeylerin İstanbul'daki Güneydoğu restoranlarının yani Adana, Antep, Kilis restoranlarının en özel yemeğidir. Geç olduğu için hazırlanması telefon edersin. Ben geliyorum Adana tavamı şeye koy. Bedri Usta fırına koy diye. Fırında yapılır. Hı hı. Evlerde fırınlar vardı. Şimdi bunların içindeki harç değişir. Kentten kente. 40 çeşit ot orada vardır. Başka 40 çeşit ot orada vardır. Şeyi verecek. Aromayı verecek, kokuyu verecek, lezzeti verecek. O zaman da farklıdır. Bilmeden gittin mi birbirinin aynı 3 tane tava yersin. Niye bunlar adları böyle diye de merak eder. Ama bilen gittiği zaman o şeyi bak, görür. Gözü kapalı bu Adana der. Bu Antep tava, bu Adana tava der. Siz tabii dolu dolu takip ediyorsunuz, dolu dolu yaşıyorsunuz. Biraz böyle hayatın farklı renklerini de konuşalım istiyorum bayram sohbetinde. Kültür sanat, kültür sanat dediğimizde tabii yıllardır bizim işte kültür AŞ döneminde... Senin de tanışmamıza sebep olan şeydir. Yani sen de ve ben de kültür merakı olmasaydı biz bir araya gelmezdik. Aslında baktığımızda... Yani ben sel gider kum kalır sözüyle açıklıyorum bunu. O hayatta her şey gitse bile o kalıyor. Yani kültür sanat etkinliği kalıyor, işte mutfaktaki o tat kalıyor, ne bileyim kumaştaki o desen kalıyor. Kültür dediğimiz aslında... Desen dedin de bak, benim gömleğimdeki desenle bana gelen kahvenin fincanının desenine bak. Aynen. Şey giymiş, asorti giymiş. Yani o sizin hayat...
tarzı diyeceğimiz toplumla ilgili o sel gider kum kalır diye benim ifade ettiğim şey aslında esas. Peki kültür hayatımıza, sanat hayatımıza uzun yıllardır takip ediyorsunuz. Baktığımızda bugün için söyleyeceğiniz ne var diye bir genel değerlendirmeyle başlayalım. Efendim şimdi ikiye ayırmak lazım. Bir, yani yurt dışında kültürel olarak, sanat olarak çok mesafeler aldık. Yani Türkiye'den öyle şeyler sunuldu ki dünyaya, doğusuna, batısına vay dedirttiler. Yani Türkiye'de en son gelen sanattan başlarsak opera ve baleden, dünyanın en büyük operalarında Bolşoy'dan Scala'sına şarkı söyleyen, dans eden Türkler var. Gencecik. Türk okullarında, Türk konservatuvarlarından yetişmiş gençler var. Bugün opera genel müdürü maalesef diyorum ben. rahmetli İsmet Sezgin benim çok iyi dostumdu, çok iyi ahbabımdı. O spor bakanıydı, ben spor yazarıydım ama yani kardeş gibiydik. Bütün Sezgin kardeşlerle kardeş gibiydik o ailenin, Mukadder abi. Başta telefon etti bana bir gün. Dedi ki, yeğenim Murat mezun oldu konservatuvardan. Benim işim onu mezun edene kadardı, bundan sonra sana emanet dedi. O Murat Kara. Şimdi önümde bir şey var. Dünyanın en büyük opera festivali, Verona Festivali bu yaz. Açılışını Murat yapıyor. Dört operada da şeye çıkıyor, sahneye çıkıyor, baş role çıkıyor Murat. Bir Türk tenorunu Verona'ya gidenler izleyecekler. Niye kızıyorsun peki? Kızıyorum çünkü dedim ki ya Bolşoy'da söylüyorsun, Scala'da söylüyorsun, Verona'da söylüyorsun, Carnegie Hall'de, Metro, söylemediğin yer yok. Senin ses olarak dünyayı da gezmekten, dolaşmaktan, düşünmekten, hazırlanmaktan başka vaktin olmamalı. Masa başında oturup imza atacak kağıtlarla sana ne dedim? Niye vaktini kaybediyorsun? Yok abi falan filan dedi ama işte. Ben hala yanlış bir karar verdiğine hem Turizm Bakanlığı'nın hem de Murat'ın inanıyorum. Murat'ın bir makam odasında evrak beklerken geçirdiği vakit günah. Türkiye'ye günah, kendisine bırak. Aynen. Kendisine bırak, Türkiye'ye günah. Bu ikileme çok düşüyor Türkiye. Ama hep düşüyoruz ya. Hep düşüyoruz. Şimdi böyle bir şeyiz biz. Yaratıyoruz. Nereden çıkmış bu? Yerden fışkırmamış. Kurtuluş Savaşı devam ederken, Kurtuluş Savaşı devam ederken, daha ortada Cumhuriyet falan yok. Mustafa Kemal, Müzikai Hümayun'u, yani 2. Mahmut devrinde kurulan ilk Osmanlı Senfoni Orkestrası, adı Müzikai Hümayun. Müzikai Hümayun'u Ankara'ya davet ediyor. Ve diyor ki, bundan sonra her biriniz çaldığınız çalgının öğretmenisiniz. Orada bir kerpiç bina, işte size okul. Burada bunları öğreteceksiniz. Öte yanda Sakarya Savaşı'na gidiyor kendisi. Müzikai Hümayun orada müzik öğretmeye, Türk konservatuvarının temelinin atılışıdır bu. Hayal gücü. Evet. Yani düşünebiliyor musun? Sakarya'yı, Dumlupınar'ı düşünürken bir yandan da onu gelecek Türkiye'yi de düşünüyor. O zaman işte Semiha Berksoylar, Leyla Gençerler, Avrupa'da ilk görünenler ki istisna gibiydi onlar, vahip ediyorlardı. Şimdi öyle değil. Hangi operayı açsan, hangi kapıyı açsan bir Türk şey dahil,
New York dahil bir Türk var muhakkak. Çünkü o okullar artık yetiştiriyorlar. Geçen hafta şeye gittim. İstanbul Üniversitesi'nin sezon sonu bale temsilini. Ortaokul öğrencisi çocukları seyrettim. Mucize Cengiz. Yani ortaokul öğrencileri bir danslar yapıyorlar. Görüyorsun geleceği. Görüyorsun geleceği. Ki kaç tane konservatuvar var bugün? Bir tek Ankara konservatuvarı değil. Türkiye'nin kaç yerinde kaç konservatuvar var? Şimdi o zaman geriye kalan şey ne? Bunları organize edip Türkiye'de de, Türk halkı için de muhteşem olaylar yaratmak. Cüneyt Bey bunu yapardı mesela, Gökçer. Hem devlet operasının, hem devlet balesinin, hem devlet tiyatrosunun üçüyle o zaman beraber genel müdürüydü. Ve kendisi Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük aktörlerden biriydi dünya çapında. Yani devlet tiyatrosunu Atina'ya götürüp Sofokles oynayıp TRT'ye nasıl satılır? Hem de Türk-Yunan ilişkilerinin en kritik olduğu yıllarda. Hı hı. Ya Taksim ya Ölüm mitinglerinin yapıldığı dönemlerde Yunanistan'da Sofokles oynayıp Yunan gazetelerine manşet olmak kolay iş mi? Tam burada kısa bir ara vermiş olalım. Hemen reklamlardan sonra sohbetimize, bayram sohbetimize devam ediyor olacağız. İmza bu hafta bayram gününe denk geldi ve bir bayram sohbetiyle devam ediyoruz. Konu Can Uluç, evet tam kültür sanatı konuşuyorduk. Tam özellikle... Şimdi onu diyecektim bak. Yani Cüneyt Bey'in döneminde ki yani 70'ler en az 20 eser sayarım ben sana. Oyuncuları ve konularıyla anlatarak. Şimdi... Ankara Devlet Tiyatrosu var, kaç sahneli. İzmir Devlet Tiyatrosu var, kaç sahneli. İstanbul Devlet Tiyatrosu var, kaç sahneli. Ne hatırlıyorum? Ne hatırlıyorsunuz? 2018-2019 sezonundan vallahi hiçbir şey hatırlamıyorum. Öyle oynanacak, sıradan oyunlar, tamam. Giden de memnun ama vay be! İşte Türk Tiyatrosu, işte gururumuz. Atina'ya götüreceğin, eski Yugoslav, Balkan ülkelerine götüreceğin bir tiyatron, orada seyrettireceğin bir tiyatron var mı? Peki tam burada şunu sorayım. Merak ve şaşırma çok önemli bir duygu insanı hayata bağlayan. Mesela bu anlamda sizi en son şaşırtan hangisi neydi? Böyle düşündüğünüzde, şu beni şaşırtmıştı dediğiniz en son. Olumlu anlamda mı? Evet, tabii ki olumlu anlamda. En son beni şaşırtan... İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın kapanış konseriydi. Muhteşem bir konserdi. Hı hı. Yani İstanbul Devlet Senfoni güzel bir orkestra. Şey olarak, kuruluş olarak da, yapı olarak da zamanında çok emeği vardır. Necat Bey'in Nurlar İçinde Yaz. Yani o tam bir kültür sanat adamıydı. Yani Eczacıbaşı sponsor değildi. Eczacıbaşı işin kendisiydi. Necat Bey ardından Şakir Bey ikisi beraber. Şimdi bu orkestra zaman içinde şeye dönüş. Devlet memuru salla başını al maaşını gidiyorsun konsere. Aynen bu sahneleri görüyor. Şimdi bitsin de gitsin diyen 80 tane emekli memura bakarken insan nasıl zevk alabilir, heyecan duyabilir? Sonra bir yönetim değişikliği oldu. İşte o bizim dünyayı görmüş, geçirmiş büyük sanatçılarımızdan, flütçü
Bülent Evcil yönetim kurulu başkanı oldu. Öyle vardır yani. Ayıltan kendine getiren. İnanamadım. Telefon etti bana. Abi dedi, önüne çıkmaya hazırız. Kapanış konserimize gel dedi. Geçen hafta Cuma gecesi. Vah. Vah. Burak Bilgili de bizim bas baritonumuz. İstanbul Konservatuvarı öğrencisi. Şimdi New York'ta. Baş oyunculardan biri New York operasında. O konuk. Meksika'dan bir konuk. Soprano. Yani orkestra muhteşem, konuklar muhteşem. Seyirci coştu da coştu, coştu da coştu. O sahnede orkestra uyur, salonda seyirci uyur, konserler, monserler. Böyle dedi ki ben rüya görüyorum. Hani vardır ya bana bir şimdi kattı. Gerçekten öyle hissettim. Evet. İstenirse evet. Oluyor. Şimdi ben de rahmetle anmak istiyorum. Cem Aydın, tabii Şakir Bey, Şakir Eczacıbaşı bizi o NTV'nin başındayken ben de Kültür AŞ Genel Müdürüyüm. Zaman zaman kendi çalışanlarını, kendi organizasyonlarını bir kenara bırakın, bizi topluyor. İşte ikimiz, üçümüz yemek yiyoruz. O yemeklerden sonra Cem Aydın derdi ki, ya kendimi memuru gibi hissediyorum. Yani şimdi gerçekten de hem kendi yaptıkları işler bir yanda, hem de öte yandan işte Kültür AŞ'ydi, NTV'ydi, başka kurum ve kuruluşlarla da ortak ne yapılabilir diye bunları masaya getiren bir takım isimler vardı. O gelenek aynı şekilde bu tarafta da çok köklü bir biçimde sürüyordu. Şimdi o salonlardaki programları falan hatırlıyorum. İnanılmaz derecede renkli. Dünyanın dört bir köşesinden gelmiş kültür sanat etkinliklerini bu salonlarda görüyorduk. O manada... Ya Cengiz bak samimi söylüyorum. O devirde benim sana en kızdığım şeylerden biriydi. Cemal Reşitçi'de öyle programlar var ki benim başka şey yapmama imkan yok. Aynen. 7 gün 7 gece konsere gidilir mi ya? Bu dünyada başka şeyler de var. En büyük hobim sinemadır. Yani öyle bir sinema meraklısıydım ki ben yıllar yılı Türkiye'ye gelip de benim görmediğim film olmayacak. Neredeyse. Abi bir gelirdi Cemal Reşitçi'nin programı. Öncal Bey hangisine gidiyorsunuz? Yasemin gelir. Derdim ki gitmeyeceklerimi işaretle daha kolay olur. Daha kolay olur. Gitmeyeceklerimi de şöyle işaretliyorum. Yani hadi buna bari gitmeyeyim artık. Hı hı. Yoksa bugün olsa o en başa yazılır. Böyle programlar yapıyordunuz. Niye oldu o Cemal Reşitre'ye? Niye böyle şey yapıldı? Böyle giderek. Bu bayram günü şunu söyleyelim. Şenol Demiröz'ü analım. Şenol Demiröz'ün oğlu Dündar Demiröz. Şimdi bizde İktisattan Çıkış programını yapıyor şu anda Ekotürk'te. Şenol Bey o dönemde önemli bir isimdi. Rahmetle anacağımız bir isimdi Arda Aydoğan. Yani evet. O dönemde. O dönem gerçekten kültür sanat anlamında özellikle Cemal Reşitre'de böyle programı geldiği zaman işte Amsterdam'daki konser halın, ne bileyim işte Berlin'deki Sonnin programı gibi, Tuğla gibi program kitapçıklarıyla önünüze geliyordu. Siz de geliyordunuz. Arda Işıklar içinde yatsın. Arda Cemal Reşitre'yi bir kültür merkezi haline getirdi. Bir konser salonu olmaktan çıkarıp. Cemal Reşitre operası kuruldu. Cemal Reşitre orkestrası kuruldu. Orada ne? Leblebici Horhor sahneye koydu kendi kadrosuyla, kendi orkestrasıyla. Orada seyrettik. Bir yılbaşı programları yapardı, konserleri yapardı. Yıkılırdı Cemal Reşitre. Yani Cemal Reşitre özel bir yer haline dönüştü. Benim dünyada gitmediğim salon neredeyse kalmadı. Sydney Operası'ndan Los Angeles'taki yani bunları bilerek söylüyorum. Muhteşem bir Cemal Reşitre'yi yarattınız. Senin Kültür AŞ Genel Müdürlüğü'nün döneminde. Ama ondan sonra belediyeler mi sahip olmadı, ona göre onu taşıyacak Kültür AŞ müdür başkanları mı ne oldu bilmiyorum. Böyle bir şeye geçti. İnişe geçti Cemal Reşitre. Zaman zaman
Cemal Reşit Rey müdürlerinin kişisel çaplarıyla böyle bir çıkışlar yaptı. Ama genel gidiş böyle oldu. Bu sene kaç kere gittim vallahi. Parmak iki elimin parmaklarını geçmez. Bir de tabii o dönemde her şeye rağmen alternatifleri de çok düşünüyorduk. Yine mesela işte Rumeli Hisarı'nda yaptığımız yaz konserleri sizin özellikle... Onu hayat boyu anlamadım. Yani Rumeli Hisarı'ndaki konsere gelip de aşık olmayan dünya sanatçısı hatırlamıyor. Evet. Ne mutlu sizlere böyle bir konser yeriniz var diyorlardı. Dünyada benzeri olmayan emsalsiz bir yerdi orası Rumeli Hisarı. O konserleri kaldırdık. Nerede şimdi Rumeli Hisar? Giden var mı? 3.30 paraydı o konser. Tabii. Konserin bilet fiyatları. Orada bir de büfe var. 3.30 paraya da o büfede karnını doyuruyorsun. Yani gecede 20-25 liraya harikulade bir gece geçiriyorsun Boğaz'ın kenarında. Ve bunun için İstanbul'un en ücra gece konularından insanlar gelebiliyordu. İstanbul insanını birleştiren bir yerdir Rumeli Hisar. Bir sanatla birleştiren, bir kültürle birleştiren, bir eğlenceyle, bir coşkuyla birleştiren. Kaç insan oralarda tanıdım ben, kaç insan oralarda beni tanıdı. O konserlerden bahsettim. Buyur, Rumeli Hisarı'na giden var mı şimdi? Yabancıyı bırak, Türkiye'den var mı? Önünden geçen var mı? Tabii bu koruma kavramını doğru anlamak gerekiyor. Şimdi bu tür eserlerde Rumeli Hisarı gibi bir tarihi eserden bahsediyorsak koruma kullanma dengesini kurmak lazım. Ne bunu koruma adına orada hiçbir şey yapmamayı, burayı sadece işte ilgi duyanın bir müze gibi göreceği yerle sınırlamayı, ne de kullanırken suyunu çıkartıp ona özen göstermemeyi. Ya bu iki dengeyi, koruma kullanma dengesini iyi kurmak lazım. Bunu ne yazık ki yapamıyoruz. Bazen korumak adına o canın mekanın kıymetini bilemiyoruz. Şimdi mesela sizin söylediğinizi söyleyince onu pekiştirmek için şu geliyor aklıma. Şimdi ismini hatırlayamayacağım ama bir Japon keman sanatçısı mesela sadece orada bir konser vermekle ilgili gelmesi söz konusu olduğunda herhangi bir kaşe beklentisi olmadığını da bize o zaman yazılı olarak beyan ediyordu. Diyordu ki ben yeter ki İstanbul'da geleyim böyle bir mekanda Boğaz'ı görerek bu tablonun içinde yer alayım. O nedenle buradaki koruma kullanma dengesi tabii çok önemli. Yine sizi bulmuşken sizi böyle heyecanlandıran son veya burada altını çizmek istediğiniz, gittiğiniz film mesela hangisiydi diye sorsam. Son böyle bizim bugün bayramda bizi izleyenlerle paylaşmak istediğiniz filmi sorayım. Yani tam bayramlık bir film tesadüfen oynuyor. Alaaddin'in Şiirli Lambası. Daha görmedim ama sanıyorum muhteşem bir bayram filmidir. Çünkü Binbir Gece Masalları bizim masallarımız. Bizim masallarımız. Gemici Sinbad'ından başlayarak. Çok da sevdiğim bir oyuncu, çok da iyi oyuncudur. Will Smith şey rolünde oynuyor. Cin, lambadan çıkan cin rolünde. Yani çocuklarınızı da alın gidin. İşte evet. Bundan güzel bir şey olmaz. Ben de fırsat bulursam inşallah seçtiğim film ilk. Bir numarada seçtiğim film Alaaddin. Ona gidelim. Peki kitap, yine son okuduğunuz kitabı sorsam böyle kitap olarak zikredeceğiniz hangisi olur? Vallahi 25. defa Küçük Prens'i okudum. Yeni bir baskısı geldi bana. Yani Küçük Prens'i okumayan kalmasın. Antoine de Saint-Exupéry'nin kitabıdır. Muhteşem bir kitaptır. Özellikle çocukların tekrar tekrar okuması lazım. Çünkü birinci okuyuşunda bana bir hikaye anlatıyor. Heyecanlı bir hikaye anlatıyor. Vay diyor, merak ederim. Sonraki her okuyuşunda yeni bir şey keşfediyorsun. Onun aslında senin bilinçaltına işleyen bir ders kitabı olduğunda benim gibi 80 yaşına gelince anlıyorsun. Hıncalın hıncal olmasında en büyük yeri olan kitaplardan biridir. Yeni çıkmış baskısı.
masama koydular. Konur konmaz aldım eve götürdüm. Peki bayramda siz buradasınız ama yine böyle seyahati de geziyi de sevdiğinizi biliyorum. Yine sizi sizde iz bırakan son seyahatlerinizden, son gezilerinizden birinden bahsetseniz desem hemen aklınıza gelen Hatay. Hı? Hatay. 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 Sevgili eski Turizm Bakan Yardımcısı şimdi yazık etti milletvekili oldu. Çünkü çok büyük işler yapıyordu. Hem Türkiye'ye Turizm Bakan Yardımcısı iken Nabi Hocam'ın yardımcısıydı. Hem de Hatay için çok büyük işler yapıyordu. Hüseyin Yayman. Hüseyin Yayman. Onunla beraber abim ben arabayla bir dolaştık. Orada harikulade bir yere gittik. Vakıflar Köyü diye bir Türkiye'de tek Ermeni köy. 5-10 hane kalmış. Orada bir şey var. O köyün insanlarının oluşturduğu bir kooperatif. O kooperatifte yapılan kadınların yaptığı el işlerini ve içkileri satan bir küçük şey, büfe. Dünya tatlısı bir hanım var. Orada bize neler ikram etti. Bir şey var, kafe var. Asıl şeyi de bir ağaç var. Böyle 5-6 kişi ele tutarsa ağacı ancak. Ağacın yanında da bir şey. Çeşme. Kur'an-ı Kerim'de ya öyküyü okudum. Hı hı. Musa peygamber, ben artık her şeyi biliyorum. Daha ne öğreneceğim? Demiş Tanrı'ya. Yüce Tanrı da diyor ki, daha her şeyi bilmedin. Sana bir yer tarif edeceğim. Oraya gideceksin. Orada diyor bir şey var. Hızır. Onu bulacaksın. Onunla yürüyeceksin. Ve yürüyüş boyu ona hiçbir şey sormayacaksın. Sadece neler yapıyor bakacaksın, göreceksin. Ancak o zaman diyor her şeyi öğrenmiş olursun. Yani aslında filmi yapılacak. Senin vardı ya bir ara şey merakın, animasyon filmleri. Animasyon. Tam işte bu birebir Kur'an şey. Sayfalar dolusu Kur'an'da anlatılıyor. Yani burada şimdi bakarsan 3 program dizi yapmamız lazım. Yola çıkıyor Musa şeyden, Mısır'ın oralardan. Bu Vakıflar Köyü'nün olduğu yere geliyor. Oraya geldiği zaman bakıyor ki Tanrı'nın tarif ettiği yer orası. İşte burası diyor. Orada bir şey var. Çeşme var, susamış. Su, oradan su içeceğim diye avuçlan, elindeki bastonunu da saplıyor yere. Dönüyor oradan suyunu içiyor. Dönüyor ki baston yeşermiş. O ağaç. Orada. Bastona can veren su da burada. Halen burada. Hatay'da. Ve bunun kıymetini bilmiyoruz. Şimdi söyleyeceğim. Güzel haber orada. Şimdi Musa'yla Hızır'ın buluştuğu yol üzerinde bir trekking yolu yaptılar. Hı hı. Yani isteyenler Musa gibi şeyden inip Samandağ sahilinde denizden inip o hayat çeşmesinde Hızır'ın olduğu yoldan, aynı yoldan yürüyebilecekler. Günümüzün en popüler sporlarından biri trekking, biri rafting. Suda olursa rafting, karada olursa trekking. Böyle bir trekking yolu düşünebiliyor musunuz? Dünya üzerinde kaç kişi ben o yolda yürüdüm demeyi istemez. Ve bunun için neler vermez? Aynen öyle. Aynen öyle. Ama henüz ben duydum. İkinci olarak şimdi bu programı dinleyenler duyacaklar. Üçüncü olarak Ekotürk ekranlarında bir akşam bu hikayenin anlatıldığını göreceksiniz görsel olarak.
Bunu da sana görev olarak veriyorum. Ben aldım, kabul ettim. Hatta burada şunu da söylüyorum. Yıllar önceydi. İşte bir gün Kültür AŞ Genel Müdürü'ydüm. Bana dediniz ki 1402'de Leonardo da Vinci Sultan II. Beyazıt'a Haliç'e köprü yapmakla ilgili bir mektup yazmış. Evet. Bunu yapsan yapsan sen yaparsın dediniz. Ben de onun üzerine bunu kendime iş edindim. Sizi Norveç'ten Oslo'nun yakındaki As diye bir kasabadan evet. bir köprünün üstünden aradım. Evet. Dedim ki Sent diye bir mimar bizim aslında Haliç'te yapmamız gereken bu köprüyü Norveç'e. Tutmuş, Norveç'te yapmış. Sonra biz bunun belgeselini yaptık. Bu belgesel dünya televizyonlarında oynatıldı. Bütün televizyonlarda, hatta Cannes'daki film festivalinde, belgesel filmler festivalinde kapaktaydı. Şimdi her şeyle hazır. Tabii bunun uluslararası büyük bir yarışmayla yapılması lazım. Hatta belgeselinde de bugünkü Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Başbakan olarak o da belgeselde açıklamalar yaptığı halde tabii o sizin o gün verdiğiniz bana açıkçası bu ödev filmden öteye gidemedi. Ama en azından bu hazırlık olduğu için İstanbul'daki kültür hayatını bundan sonra biçimleyecek isimlere bir öneri olarak masada var diyelim. Ama bu Hatay'daki o Vakıflar Köyü'nü... Var deme, var çünkü iyi bir laf değil bugünlerde. Oradan spora, futbola da gelip masada kapatacağız. Masada duruyor. Bana karıştırma. Evet, güzel. Bunu da biz ekranımızda taşıyacağız. Peki spor desem, önce futbolla başlasak hemen Fenerbahçe ile ilgili bir şey bana söylemezsiniz herhalde. Futbolla ilgili... Niye söylemeyeyim ya? Niye söylemeyeyim? Sayende 6. oldular. Efendim bu Cengiz kardeşim bizim maç grubunun 3 Fenerlisinden biri. Biri bizim Yasemin'in, sekreterimin eşi Can Sayın. Öbürü de şimdi çok büyük iş adamı olan Muzaffer Yıldırım. Bunların üçünün birden gelip de Fenerbahçe'nin kazandığı maç yok. Bizim hem görmedi. Şimdi böyle ne zaman Fener maçı olsa gözümüz şeyde balkon kapısından girerler bunlar. Sokak kapısını da çalmazlar. Gözümüz böyle balkon kapısında hangisi giriyor diye. Üçü girdi mi mesele biter. Fenerbahçe'nin küme düşme ihtimali belirdi ya bu senenin maçında. Kestik. Cengiz bize gelmeyi kesince Fener kurtardı. Böyle şimdi bayram yapıyorlar. Altıncı olduk. Vallahi bu sene şey. Bu sene ne deseniz haklısınız. Biz haklı değiliz. Çünkü ben Galatasaray'ın da haklı olduğunu biliyorum. Ben Galatasaray'ın şampiyonluğunu alkışlamadım. Bu şekilde işte varla yokla kazanılmış şampiyonluk benim için makbul bir şampiyonluk değildir. Galatasaray'a şampiyonluğu hediye ettiler. Kimler etti bilmem. Bu var için ne dersiniz? Yani bu var iyi bir şey temelde. Öyle mi? Temelde iyi bir şey. Temelde iyi bir şey. Ama henüz nasıl uygulayacağına dünya da karar vermedi. Çünkü ilk defa uygulanıyor bu sistem dünyada. Bir takım mahsurları çıkacak, bir takım eksikleri çıkacak, bir takım artıları çıkacak. Ama zaman içinde yerleşecek. Bu zamanı ona tanımak lazım bana. Yoksa yani şimdi görüyorsun yani pek çok yan hakemin kaldırmadığı pozisyonda offside olduğunu görüyorsun. Şimdi var olmasa o takıma maçı kazandı, 3 puan aldı gitti. Hı hı. O 3 puandan kümede mi kaldı, o 3 puandan şampiyon mu oldu, o 3 puandan Avrupa'ya mı gitti? Neler değiştiriyor? Bir yanlış karar çünkü. Hiç olmazsa şimdi insanlar görecekler yani var iyi uygulandığı zaman. Peki bu bayram sohbetinin aşağı yukarı sonuna geldik sayılır. Sonunda kapanışını şöyle yapalım derim ben. Şimdi tabii bizi izleyenler gündüz böyle ekonomi gibi aslında hayatımızın gerçeği rakamlarla dolu bir ekrandalar. Tabii dolar ne oldu, euro ne oldu, işte satın alma paritesi ne oldu, bir sürü ekonomik deyimin olduğu bir ekran. Akşamları ise aslında bugünkü Türkiye'deki diğer bizim rakibimiz olan televizyonlarla mukayese ettiğimiz zaman biz alternatif bir kanal olma arzusundayız ve burada da mümkün olduğu kadar tabii ki bir tarafıyla bizim tematik alanımız olan ekonomiye dokunsa bile alternatif işlerin ekrana çıkarıldığı bir televizyon oluyoruz. Bu çerçevede de bugünkü bayram sohbetimizin aslında onların ağzına çalınmış bir parmak bal olmasının ötesinde bir anlamı olsun arzumuz var. Sizi de
Ekotürk ekranlarında bundan sonrasında bir programda görelim arzusundayız. Burada yayında bunu konuşmuş olalım son noktayı. Mesela biz bu bayramların ötesinde de sizi düzenli olarak ekranımızda görmeyi çok arzu ederiz. Sizin bu kadar yıllık tecrübeden sonra ekranda şu da olsa diye farklı bir öneriniz olur mu? Efendim benim yani benim bütün okurlarım biliyorlar. Bugün gene yazdım, dün de yazdım, evveli günde yazdım. Benim slogan kelimem aslında sözcüğüm fark. Bir fark yaratmıyorsan eğer bu dünyada işin yok. İnsan olarak da, kurum olarak da, toplum olarak da, millet olarak da, ülke olarak da, kıta olarak da, yani evreni düşünürsen dünya olarak da. Sen varsan yarattığın farkla varsın. Yoksa sıradan sürüngenlerden birisin. Ekonomi televizyonu tabii. Aslında bütün televizyonlar ekonomi televizyonu. Cebindeki parayı düşünmeyen kim var dünyada? Yani zannediyor musun ki ATV'ye bakan parasını düşünmüyor? Hayır. Ama bu kadar ekonomi televizyonu, bu kadar haber televizyonu varken bir tanesinin fark yarattığını ben görmek istiyorum, bilmek istiyorum. Açıyorum, geliyorum eve. Ne var ne yok. En büyük merakım benim. Ne var ne yok. Gazeteciliği başlatan sorudur. Ne var ne yok. Birbirimize sorarken gazete çıkarmaya başlıyorum. Açıyorum televizyonu. Birinde bir kırmızı yazı. Öbürüne geçiyorum. Aynı kırmızı yazı. Öbürüne geçiyorum. Aynı. 7 kanal değiştiriyorum. 7'sinde de aynı kırmızı yazı. Yani ne oluyor? Birisi kırmızı yazı son dakika diye koyar koymaz her genel yayın müdürünün odasında bütün rakip ekranlar var ya. Hemen girin, hemen girin, hemen girin. Biriniz de girmeyin ya. Öyle fark oluşturdu. Biriniz de girmeyin ya. Ve ne kadar duruyor bunlar biliyor musun? Ta birisi vazgeçip silene kadar. Aa o sildi, siz de silin. O sildi, siz de silin. Ya ben ne var ne yok dünyada onu merak ediyorum kardeşim. Senin yazdığın haber, orada son dakika diye yazdığı haber, bir bölgenin bir küçük insanını ilgilendiriyor. Önemli haber olabilir. Ama bitir işte. 3 dakika kaldı biter. Ondan sonra normal haber sırasına girer. Ben dünyada ne oluyor? Onun yok. Ben Türkiye'de ne oluyor? Onun haberi yok. 4 saat. Bırak Cengiz 24 saat. Aynı haber son dakika diye kalır mı? Hangi dakikası? 24 saat geçmiş ya. Bunu düşünmek için insanın alim olmasına gerek yok. 24 saat son dakika olur mu ya? Sıcak gelişme. Sıcak gelişme dediği bir gün evvel olmuş. Bir gün evvel olmuş ya. Hangi sıcak ya? Buzdolabına koymuşsun artık. Şimdi birileri çıkıp ben farklıyım. Ben haber kanalıyım ama farklıyım. Ben ekonomi kanalıyım ama farklıyım. Dediği anda o nasıl toplar parsayı göreceğiz. Onun için fark yaratmak istiyorum diyen herkesin yarayım. Güzel, ben bunu bir söz olarak alıyorum ve Hıncal Uç'la farklı bir biçimde Ekotürk ekranlarında yeni bir şeyi bizi izleyenlere bugün bir bayram müjdesi olarak ilan ediyorum. İnşallah. Peki, o zaman sohbetimizin sonuna geldik. Hemen ben yine sık kullandığım laflardan birisi aslında ama siz de söylemiş oldunuz. Raymond Rubikam'ın sıradana karşı direnin diye bir sloganı var. Dünyanın önde gelen reklamcısı. Gerçekten de eğer bir şey yapacaksanız esas olan sıradan olmamak, vasat olmamak. O Türkiye'nin içine düştüğü vasatlık çukuruna düşmemek. Yani bir şekilde bu farkı oluşturmak. İnşallah böyle bir ekranda yeni bir şeyle yolumuza devam edeceğiz diye. Ben tekrar sizin bayramınızı tebrik ediyorum. Bizi izleyenlerin bayramlarını tebrik ediyorum. Yine böyle adettendir diyerek o zaman bugün stüdyoda buluştuk ama yarın geldiğimde herhalde bir harçlık garantimde olur herhalde. Eve de uğramış olurum. En azından derim ki bir büyüğümün elini öpmeye geldim diye. Evet boş dönmezsin. Bizim eve gelip elime boş dönmez. Tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi bayram günü bir bakıyorum bizim evin önünde. Sana bir kere, gönderirim. Bir kere maç takımı, maç takımının tamamı gelir. Ben onları garanti ediyorum. Efendim.
nice mutlu, nice güzel, nice ailecek, ulusçak, dünyalı olarak nice bayramlar. Evet, nice bayramlara diyoruz ve şimdilik iyi bayramlar diyerek kapatıyoruz.